cesedin arkasındadır. Sosyolog Kenan Kâlioğulları'nın uzun süren araştırmalar sonrası hazırlamış olduğu ikinci kitabı Suriye Özgürlük Mücadelesi mi Uluslararası Komplo mu Barış'a Çağrı adlı kitabından yola çıkarak düzenlenen söyleşi toplantısı Samandağ Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Ortadoğu'da halkların kendi demokratik sistemlerini kurmaları temel sorun budur. Bu sorunu çarpmaya çalışıyorlar. Suriye halkı Esad'ın arkasındadır. Özellikle yurtsever cephe. Moderatörlüğünü Timur Rencizoğulları'nın yaptığı ve çok sayıdaki kent halkının da katılım gösterdiği toplantıda Suriye Özgürlük Mücadelesi mi Uluslararası Komplo mu Barış'a Çağrı adlı kitabı hakkında bilgiler veren sosyolog Kenan Kâlioğulları, Suriye'de emperyalistlerin yenileceğini ve Büyük Orta Doğu projesinin de başarısızlığa uğrayacağını ileri sürdü. Bu kitap 4 bölümden oluşuyor. Birincisi Suriye meselesi değil, birincisi Suriye meselesine genel bakış. İkinci bölüm Suriye meselesi ve kadınlar bölümü. Üçüncü bölüm Hatay'da neler oluyor? Dördüncü bölüm işte barış yazıları. Çünkü bizim barışa ihtiyacımız var. Arap Baharı'nın emperyalist güçlerin Orta Doğu coğrafyasına askeri, siyasi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl musallat olduğunun bir göstergesi olduğunu belirten Profesör Doktor Mehmet Yuva, Suriye'nin uluslararası komploya karşı bütün dinamikleriyle mücadele ettiğine dikkati çekti. Suriye'nin direnmesinin aslında bu bölgenin bu projeye karşı direncine direnç katacağını kaydetti. Suriye'nin direnmesi aslında bu bölgenin bu projeye karşı direncine direnç katacaktır. Samandağ Alevi Kültürünü Araştırma Derneği üyesi Süleyman Okur da İslam dininin barış, tevazu ve kardeşlik dini olduğunun altını çizerek bu yüce dine maalesef dünyaya hakim olmak isteyen emperyalist güçler tarafından bilinçli bir şekilde sahte Müslümanlar aracılığıyla dünya kamuoyuna kötü bir şekilde tanıtılmak istenmektedir. Bu emperyalist güçlerin hedefi Orta Doğu ve Afrika'daki Müslüman ülkelerin yeraltı kaynaklarını sömürmektir dedi. Bu yüce din maalesef dünyaya hakim olmak isteyen emperyalist güçler tarafından bilinçli bir şekilde sahte Müslümanlar aracılığıyla dünya kamuoyuna kötü bir şekilde tanıtılmak istenmektedir. Orta Doğu'da yaşananların bir pazar paylaşımı olduğunu savunan eğitimci Mehmet Karasu ise bugün kadınların, çocukların ve bölge halklarının yaşamını yitirdiği, sefalet içinde kaldığı bu sürecin emperyalist bloğun, emperyalist iktidarın dünya çapındaki sonucu olduğunu ifade etti. Özellikle Özgür Suriye Ordusu ve benzeri provokatif güçleri kullanarak İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de dahil kimi hassasiyetleri kaşıdığını belirtti ve daha kolay yönetebilmek amacıyla da Orta Doğu'yu devletçiklere bölmek istediklerini söyledi. Ekonominin dibe vurduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra Hatay'ın kardeşlik ortamına dinamit koyan bir süreci yaşıyoruz. Kadın hakları aktivisti Hülya Nehir ve Tülay Hatimoğulları ile araştırmacı yazar Tevfik Usluoğlu da İsrail ve ABD'nin bugüne kadar emperyalizme, siyonizme ve gericiliğe karşı direnen Suriye'yi Büyük Orta Doğu Projesi'nin önünde bir engel olarak gördüğünü ifade etti. Göç, yıkım, açlık anlamına gelen savaşa karşı barışın dininin yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İşte biz barışı isteyen insanlar.